Isparta halkına önümüzdeki yerel seçimlerde kimi belediye başkanı olarak görmek istediklerini sorduk. Şükrü Başdeğirmen mi, Yusuf Ziya Günaydın mı, Ahmet Tural mı? Isparta AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin'i belediye başkan adayı olarak görmek isteriz. Aynı zamanda şu an zaten Serkan Keskin İlginer Meclis Başkanı'dır. AK Parti Isparta İl Başkanı'dır. Özel İdare Meclis Başkanı'dır. Köy Hizmetleri Meclis Başkanı'dır. Şimdi şu an 3-4 kurumu yöneten insan olduğu için bu işi ondan başkası yapamaz. Mesela Şükrü Başdeğirmen daha önce belediye başkanı olduğunda Isparta'nın nüfusu 300 bindi. Şu an Isparta'nın nüfusu 500 bin. Yabancılarla beraber 750 bin. Yani şimdi AK Parti Genel Başkanlığı bu kadar nüfusu büyümüş bir Isparta'ya Şükrü Başdeğirmen'i belediye başkan adayı etmez. SS'e il başkanı Serkan Keskin'e de yani. Şimdi ben görüyorum bazı yerlerde çoğu Isparta halkı da il başkanı Serkan Keskin'in olmasını istiyor. Hatta bu MHP Merkez İlçe Başkanı da kendisi ben de Isparta Belediye Başkan adayı olmak istiyorum diyormuş yani. Öyle duydum yani bir yerden. Vallahi şimdi şunu söyleyeyim. Şükrü Başdeğirmen'le ilgili de piyasada çok insanlardan şikayet duydum ben yani. Ama Serkan Keskin'le ilgili böyle bir şikayet duymadım yani. Bir de artı Özel İdare Meclis Başkanı, İlgenel Meclis Başkanı. İlgenel Meclis Başkanı ne demek? Bu ildeki bütün meclislerin başkanı yani. Doğru değil mi? Ben vatandaş olarak AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin'i görmek isterim. 6,5 ay var yani. O yüzden dolayı yapmamış olabilirler. Ama bunu belki ilerleyen zamanlarda yapar. Çünkü ben bunu halktan da duydum yani. Serkan Keskin olsun diye. Çünkü Isparta halkı bunu biliyor Serkan Keskin'in kim olduğunu. Böyle bir talep yani, var yani Isparta halkında böyle bir talep var. Çünkü bu adam özel idare, meclis başkanı, köy hizmetleri meclis başkanı, il genel meclis başkanı. İl genel meclis başkanı ne demek? Bu ilde 100 tane meclis varsa bunun başkanı demek. Yani 100 devlet kurumunun başkanı demek. Ya şimdi Isparta'da Serkan Keskin gibi büyük bir adam varken Şükrü Başdeğirmen'e kim baksın abi? Yani mantıklı düşünmek lazım yani. Şükrü. Kim seçerse vatandaş oğlu ben anlamam. Ahmet Tural. Neden Ahmet Tural abi? Sonuna kadar ölümüne Ahmet Tural. AK Partiliyim, kazanır AK Parti. Kalifer döşedi eve. Eve kalifer döşedi. Allah razı olsun. O kızın üçünü yazsın, kızı iyilesin inşallah. Amin. Ahmet Tural'ı istiyoruz. Peki neden? Yani yıllardır Isparta'ya hizmet ediyor. Yani şu anki yerinden daha yukarılarda olması gerektiğini düşünüyoruz. Esnafın, halkın yanında. Memleket evladı, milliyetçi. Memleket evladı, küçük büyük esnaf. Zaten pandemide gördü göreceğini Isparta. Babalığını gördü Ahmet Tural'ın. Şükrü'den memnunuz ya. Şükrü'yü tekrar görmek isterim yani. Neden peki? Çalışıyor adam ya. Belediyeciyi iyi bildiğinden, çalıştığından dolayı bir daha seçilmesini isterim yani. Vallahi yeni belediyeleri başkanlarımıza ihtiyacımız Ahmet Güney'i ben tercih ederim. Şükrü Başdeğirmen. Şükrü Başdeğirmen. Neden peki? Şükrü ederim. Yok, ben nedeni söylemiyorum. İnşallah belki de gene Şükrü alır. Biraz bizi böyle tahmin ediyoruz. Ziya Günaydın. Daha ben karar veririm. Daha 6 ay var. Bir çıksın ne yapayım? Pelvanlar bir çıksın bakalım da. Ona göre karar. Halkın beklentiyi belli zaten. Halkın beklentisi. Huzur, güven, rahat yaşaması halkın. Milletin dükkanlarının üstünü belediye yapıyor. Onlara edecek matrol. Get 5 tane 10 tane fakire ev yap. Ne kemah? Hepsi trilyonluk zaten bu mal sahiplerinin. Hepsi trilyonluk. Tabakhanenin şeyinin kibarı arıtmayı götürdü Antalya yoluna. He? Tuvaletler bedava. Ne konuşuyorlar? Aynı başkan istiyorum. Yusuf Ziya Günaydın. Ya o adam gibi adam yok ya. Şükrü Başkan gibi. Lan arkadaş, yapmadığı yerler yok adamın. Yapmadığı yerler yok. Her yeri yapıyor adam.